1994. Annem babam, biz 8 tane kardeşiydik kızım. Ben hepsinin büyüğü benim. 8 kardeşim. 16 yaşında. Benim köyüm Denizlerli. Köyüm Denizlerli. Nasıl hep buraymış. Buna gelin geldim ben. Görmek mi kızım, görmek mi evveli. Şimdi öyle. Şimdi öyle. Oğlanla ne? Kız biliyor. Evveli görmek mi? Nikahta geldiler de öyle gördüm. Oraya Denizlere. Nikaha geldiler de öyle gördüm kızım. Kaç sene olmuş öyle Mehmet. 60 sene iyi geçti. Bunda başkasının işe giderlerdi annem. Biz de dedeylerine işlerdik. Körü çekerdim, çekiştirerdim. O da hayvan da çakardı, çan da yapardı. Öyle idare olduk. Dinimizi bozacak canım. Dinimizden kitabı Kur'an'ım sen. Kıbılam Kâbe şerim. Öyle değil, düğündü ya. Düğünün nasıl oldu düğün? Düğünüm pelin oldu. Yani çalgı diye ilahi çal, olmuş. İlahi. Sen mi öyle istedin? Canım, babam benim hocuydu. Getirenler de hocuydu. Öyle oldu anam. Dedem askerliği seninle evlenmeden önce mi yaptı? Benimle evlenmeden yapmış da sonra 9 ay Mehmet'im o İTİS askerliği kendi dünyaya geldi. Kızım. 9 ay İTİS askerliği yaptı. Dede. Peki bu 95 sene nasıl geçti Şerafet teyze? Nasıl geçti kızım? Bamya'ya gittik. Biz bir yerimiz oldu. Çiş sürerdik. Ben bağlan diplerini çapalardım. Dedi ramatık sürerdi. Öyle geçti. Aç, altını kapadı be açık. Hı? Kapat iyice kapat. Gelinlerle aran nasıl? Hı? Gelinlerle aran nasıl? İyi ne? Gelinini seviyor musun? Seviyorum, seviyorum. Gelin. Benim kızım yok. Benim biraz kızım vardı. Ve güzelle de hem şey oldu. Aman. Hiç dost doğru ha. Hasta olmadan tam sergi sırasıydı. Dedeciğim de arkacığını mindirdi. Çoluğu çocuğu yordu. Kızım, çocuk hasta, çocuk hasta, kuş palazı olmuş anacığım. Burada Hacı Mehmet Hoca vardı. Hacı Mehmet Hoca'nın kızı aynı olmuşsa götürmüşler de masada kalmış çocuk. Biz götürmediydik galiba. Eve mi yedim, boğazdan geçmeyeydim kızım. Şerafe teyze, bu kadar uzun yaşamanın sırrı ne? Ne yiyip ne içiyorsun sen? Niye bir içiyorsun? Her şeyi yiyor. Her şeyi yiyorum geline. Ne korsa yiyorum ben. Ay, az yiyorum ben işte. Fazla yiyemiyorum. Ama bunun bir sırrı olmalı yani. Bal mı yiyorsun, yoğurt mu yiyorsun? Ha, evvel evvel cevizleri bile çok yiyor. Evet, balın içinde 4 tane ceviz ağacımız vardı. Balın içinde. Ceviz de yedik. Ondan geldiydim. İşte buranın yedik. Peki bu insanlar seni görecekler, izleyecekler yani. Uzun yaşamak için ne yapsınlar? Hak ver kızım. Ne yapacak? Ya kendi istediğini içsin. Kadınlar. Yalnız işte. Yürü yürü maşallah. Tarbatlar gidiyoruz. Şey var ya. Yaşlı ayrılma. İkaya bir. 500 kayma veriyorlar. Allah razı olsun. Şeyde kömürümüzde veriyorlar. Cahil okumamış. Babası
kadınımızı verelim kadınızın. Allah razı olsun hükümetinize, sıvav demesin. Bunu böyle icat edin, Allah razı olsun. Annem 55 yaşında öldü. Babam 65 yaşında öldü. Abim de 55 yaşında öldü. Biz iki kardeştik. İşte böyle. Aman hatırlamıyorsun ya. Ben 47 doğumluyum. Yani işte belli. Buralısın. Buralıyım. Severek evlendim işte. Nerede gördün Mehmet amca? Görmeyi ne bileyim, ben görmüşümdür dese. Davullu olurdu. Ondan sonra böyle o düğün odununa giderlerdi. Öyle. Getirirlerdi. Davul buraya da geldi getirmeye odunları. Öyle maşalama gibi bir şeyler olurdu. Öyle işte. Yemekler? Yemekler de olurdu. Neler olurdu? Her şey olur. Pirinç yemeği, fasulye yemeği, patlıcan, keşkek. Bunlar hepsi olur, güzel olur. Benim 4 Allah'a emanet. Torunuma 8 tane de torunum var. Torunla hiç evlenmedi. Daha yeni evlendireceğiz. Mayıs'ın 14'ünde diyorlar. Onu biliyoruz. Evveli yapılıyordu. Şimdi yapılmıyor. Evveli gıngırgaç deriz. Ağaçtan minilirdi. Şimdi olmuyor gari öyle bir şey. Geline atla geliyordu evveli. Öyle ata mindirlerdi. Sonra cip çıktı. Sonra büyük arabalar çıktı işte öyle. Taksiyle. Şimdi öyle oluyor. Ha işte ilkin dedim ya, söyledim ya. Düğün odununa gidilirdi işte. 50 yıllık. Nasıl geçti? Kızım 50 yaşında. Büyük nasıl kızım. Nasıl geçti 50 yıl? İyi güzel geçti. Biz iyi geçindik. 1940 tarihinde dünyaya gelmişim. Ekim ayında. Ekim'in 26'sı. Nüvuska'da bakabiliriz. Tabii çocukluk arkası arkası sık olmuşuz biz. Babam rahmetlik. Nalbantlık öğrenmiş gelmiş Ançalar'dan çocukluğunda. Oradan geliyor. Askere gidiyor. Nalbantlık devam ediyor. Babamın yardımı derken ona baka baka Nalbantlık'ı elinden aldım. Bu ya bana inanıvermeye başladı falan. Çangılık ondan sonra. Ben çanga önem vermedim. Çangın sonu yok diye. Çünkü koyun kalmadı ortalıkta. Şimdi böyle koyun bol aldı da çanga yapan yok. Bazı arkadaşlar sağdan soldan bulup geleyim, onlara çan sayılmaz canım. Dökümler var, sarı lingirle, onlarla adam ne yapsın? Bulduğuna şükür. Ben çanaya önem vermedim, nalbantlık devam etti. Nalbantlık de devam ediyor, demircilik başladı. Dayılarımıza, akrabalara yardım ederken ellerinden çaldım. Ben çırak durmadım. Çünkü babamın işi var bir yanda, kendi işimiz. Okulda da okuyordum, benim kafam çalışıyordu. Benim rahmetli kardeşim vardı, benim küçüğüm. Başarılıydı çok, acarıydı, onu okuttuk. Diğer kardeşlerimiz tabii zaman icabında araziyi sonra bakındık, bağları sonra diktik. Ne yapalım? Onu okuduk. Onu da 75'te katlettiler, İzmir'de bu okullar karıştı o zaman, sağ sol çatışması. Onun cenazesini oradan aldık geldik falan, uzatmayalım. Böyle hayatımızı geçirdik, demircilik devam etti. Demirciliği bıraktık, yalnız olmadı. Olur mu canım? Çoluk çocuk çıkacaksın dedi, arkası arkasına. Oğlan ben okuyorum diyor. Bir askeriye gitti, imtihan verdi. İmtihanı kazanamadı, kafayı bozacak. Eve gelmiyor, canı sıkılıyor. En nihayette bakın askeriye nasipmiş. Asker oldu. Çavuş talimliğe gittik Eğirdir'e, orada tanımadığımız yüzbaşı, bölük yüzbaşısı. Bunu üç arkadaş İstanbul'a yollamışlar bunları. Assubay hazırlama, Assubay okuluna gidecek var mı diye bunlar kalkıp çıkmışlar. Orada kulak açın yazı oğlan, Ahmet ismi. Orada başarıyla kazanmış imtihanı. Orada bir sene imtihan gördü. Kurs gördü yani. Oradan Keşan'a attılar. Keşan'dan Bosna Hersek'e gitti. Gezdirdiler daha doğrusu. Kıbrıs'a gitti, Antep'e gitti, Çökü'ye gitti. Hayatını dağlarda dolaştı çocuk. Muş'a gitti, Bayburt'a gitti. Ankara'da en sonra emekli oldu. Nasıl bunu evlendim? Askerliğimiz geldi. Hazır asker olduk. O zaman Şevkiyet tabii şey var.
böyle araba bol değil. Trenle gidiyoruz. Askerliğim dolayısıyla ilk gidişim Acemi yerim Amasya. 45 gün oradan sonra Tokat'a gittim. Tayinim oraya çıktı. Orada 2 ay kaldım. 2 ay sonra yine dağıtım yaptılar. Siirt'e gittim. Siirt'te 9 ay kaldım. Görevim iyiydi. Oradan çavuş talimliğe gittim. Çavuş çıktım. Bir devre çavuş talimliğe kaldım. Çavuş arkadaşları yetiştirdik. Ondan sonra alayın kalkma emri geldi. İnişeceğiz. Bekir'den kulak kalk günlüğüsü baş gediklerim şerim vardı. Bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Sen dedi izine git. İzinde kapalı ya dedim ben. Sen ona karışma dedi. Ben dedi senin izin kartını çıkarttırdım dedi. Allah Allah. Hanımın çocukları benimle yollayacakmış. Bura. İyi Allah razı olsun. Bana önderlik yaptı. Ben izine geldim gittim. Bir kimse izine gelemedi. İzinden geliyorsun, çantayı elime aldım sabahla. Eve geliyorsun çocukların yanına. Onları teslim alacaksın. Kurtalan'dan trenle gelsin. Geri geleceğiz tabii. Nöbetçi subayı bağırdı arkamdan. Nereye gidiyorsun sen diye. İzine gidiyorum dedim ben. Nedir bu zaman? Ortalık gidip yanıyor ya. Yansın ne olacak dedim ben. Ben izine gidiyorum bak gidip izin kağıdım elimde dedim ben. Hayret işte adam bana. Binbaşı. Geldim. Erdiş'e kalkmış alay. Geri dönüşümde izinim bitti. Vardım ben. Başgedikliği tanıyamadım. Tozun toprağın içinde inşaat kırla gidiyor askerlik. Allah Allah. Ulan sen ne geldin dedi bana. Niye? İzinin bitti dedim. Ulan senin izin suresiz dedi. Bir sene gez, iki sene gez dedi. Seni kim ara, kim sorar dedi bana şimdi bu. Ben öyle dediğini bilmiyorum dedim ben. Yalnız buradaki şube yüzbaşı da hayret etti. Oradaki albay senin neyin dedi bana. Bu izin kağıdını ben hayret ettim dedi. Tarih, dönüş tarihi bile yok bunda dedi. Ben anlamam yüzbaşım falan desem de. Beni oradan aldılar, 45 kişi emrimi verdiler, bu da Daşucan'a gittim. Daşucan'da taş kırdım. Alaya kırla gidiyor inşaat. Hayatında adam taşmalı çekiş bilmeyen adam, ben inşaatçıyım diye çıkıyor oraya. Gaye eğitimden kaçacak, tabii. Askerlik bu ya, dalga. İşte velhasıl kelam oradan 9 ayda orada kaldım, ondan sonra askerliği bıraktık geldik. Duruk'a babama yardım ederken dükkan sahibi olduk. Sanatı ilerleden miydik? Kendi başımıza çalışmaya başladık. Bir yıl evleneceğiz. Hanım bana aşık olmuş, ne bileyim ben istettim. Belli oluyor, belli oluyor. Nasıl belli etti? Elbette canım, sen şimdi köyde gezdin, delikanlısın. Kimi gözün tuttu? Onu elbette isteteceksin. Ben de istettim. İtiraz etmediler. Okay. Olma mı canım? Gençlik olma mı ya? Gençler hepsi vardır o. İlk? Evet, ilk aşkım. İtiraz etmediler, verdiler ya. Ne yapalım, hayatımız devam ediyoruz. Daha hala bak sürüyor. Demircilik devam ediyor. İdiyor tabii canım. Allah işesinden versin. Yani şey etmesin, rahat mı değil. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık evlisiniz? Aşağı yukarı ben 23 yaşında evlendiysem o 16'da şey oldu. 47 doğumludur o. Öyle olmuyor mu? Hı hı. Daha hala devam ediyoruz. Allah'a şükür iyiyiz. Rahatımız iyi. Şikayetimiz de yok. Bağkurlu olduk. İyi kötü 5-10 kuruş Bağkur'dan alıyoruz falan. Meslek icabı 5-10 kuruş oradan alıyoruz. İdare ettirip gideriz ya hayatımız. Ya şimdi idarasızlık çok. Şimdiki gençler hoppala büyüyor. Açıkça konuşalım. Bol gördü, sıkıntı görmüyor. Hani bildin mi? Ha. Sıkıntı görmediği için geçim buradan oluyor. Bazı beyi içkici zerhoş oluyor. İdare ettiremiyor. İdare ettirmen gibi ev kira oluyor, ödeyemiyor. Bu ya nüfus sahibi oluyor, çoluk çocuk şey oluyor. Tabii hanım da haklı orada. İdare olmayınca ne yapacak? Hanım mecbur kalıyor boşanmaya. Veya oğlu çoluk çocuğu işi oluyor. İdare ettiremiyor, çocuğa sahip çıkamıyor. Çocuk hırsızlık yapıyor, her şeyi yapıyor. Adam içkici zerhoş oluyor. Geçenmalar buradan oluyor. İdare yok.
Nedir la affedersin? Aç köpek burundala. Hırsızlık yapıyor, her boku yapıyor mesela. Neden ileri geliyor? Yoksulluktan ileri geliyor. Aralandığın tabii canım, ben idare ediyorum, ne yapayım? Baskı var mı? Ne baskısı olacak canım, baskı mı olur canım ya? Baskı olmaz canım. Bazı hanım çekişir bana, ya idare edeceğiz canım. Bazı çekişir. Bağırıverir bana, ben de Türkiye'de küfürün. Korkarın. Öyle dövmez daha canım, dövülüm canım, dövülmez. Aram zamanında korusu ne yapacak canım, yaşı dolmuş. Korusu ne yapacak, elinden gelen ne? Bağırıverir bazı, ne bağırıyorsun hadi sen, dilir, olur. Şimdi o anam bizim elimizde gari, yaşı dolmuş gari. O gari yani masum çocuk gibi oldu gari şimdi o. Anladın mı? O gari hepsini tamama soyağı gari o. Ne yapalım? Hayat böyle geçti. İşte bu. Allah daha işe etsin. Rahatımız iyi. Bir sorunumuz yok.